Merhaba, ben Ahmet Yıldız. Bugün Merlin Murat Bey ile birlikteyiz. Ankara Anlaşması'nın bugünü ve geleceği hakkında sizlere bilgi verecek ve sizlerden gelen güncel soruları yanıtlayacağız. Murat Bey, buyurun. Şimdi konumuz Ankara Anlaşması ve Ankara Anlaşması'nın bitmesine artık vizesinin bu başvuru süresinin tamamlanmasına çok fazla bir süremiz kalmadı. Yoğunluk nasıl onu merak ediyorum açıkçası. Türkiye'den başvurularda çok büyük bir yoğunluk var. İngiltere'den başvuranlar da oluyor. Tabii bu virüs nedeniyle falan İngiltere'ye gelenler az bu sıralar. Onun için başvuruların çoğunluğu Türkiye'den yapılıyor. Yoğun şekilde başvurular devam ediyor. Sanırım son dakikaya kadar da devam edecek. Şimdi şunu soracağım aynı zamanda. Yani ben ister istemez bu çok takip ediyorum burada gündemi. İnsanlar başvurusunu yaptığında çok fazla red almaya başladılar. Acaba bu sizin tarafınızdan da o şekilde mi görülüyor yoksa hani benimle mi alakalı bir durum mu? Bu başvuruların kalitesizliği diyeyim. O yüzden oluyor. Çünkü bu vizede aranan kriterler var. Onların başvuru sahibinde olması gerekiyor. Bu kriterler de ana kriterler. İngiltere'de yapacağı işle ilgili başvuru sahibinin eğitimi ve iş deneyimi sahibi olması gerekiyor. Sonra yeterli miktarda sermayenin banka hesabında para olarak olması, bir de paranın kaynağını kanıtlaması gerekiyor. Sonra İngilizce bilmesi gerekiyor. Sonra da İngiltere'de bu işi yapacak iş potansiyelini göstermek gerekiyor. Maalesef bu kriterler olmadan başvuru yapanlar da çok oluyor. Redlerin en büyük nedeni de bu. Hani genel olarak söyleyeyim, hani en büyük red nedeni iş planlarının iyi olmamasından kaynaklanıyor. Çok yüzeysel kalıyor, yetersiz kalıyor. Hele İngiliz iş mantığına göre yapılmamış oluyor. İnanın Türk iş mantığı ile İngiliz iş mantığı arasında bayağı fark var. 180 derece ters yönde. Her ikisi de tamamen ters. Diğer bir neden böyle ilgisiz bir alan için başvurulmuş oluyor. Hani kişi İngiltere'de yapacağı işle ilgili Türkiye'de iş deneyimi sahibi olmamış oluyor. Hani diyelim İngiltere'de restoran açacak ama Türkiye'de hiç kafe restoran işletmemiş ya da bir kamu dairesinde memur olarak çalışmış. Bu kişi böyle bir başvuru yaparsa tabii ki iyi değil. Red alma sebeplerini öğrendik aslında ama ben bir de şey öğrendim hani bu aslında SGK ile de tam bağış nedir SGK bir arada hani birbirini götürüyor olması lazım diye düşünüyorum. Yani daha önceden SGK'daki aldığı hizmet karşılığı başvurusunda da aynı olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü hani bu noktada galiba bayağı bir red vermeye başlamışlar. Doğru. Bu SGK'nın önemi de hani ilgili iş deneyimini kanıtlamak için isteniyor. Hani yasal olarak çalışmış mı ya da gerçekten çalışmış mı diye onu anlamak için. Eğer diyelim ki birisi İngiltere'de grafik dizayn işi yapacaksa hani Türkiye'de sigortalı olarak bir firmada grafik dizayn işi yapmış mı? SGK dökümü varsa hani maaşı da hesabına yattıysa tam İngiliz usulüne göre diyeyim. Orada çalışıyor, iş deneyimi var deyip bu defa o sorun olmuyor. Ama şimdi SGK dökümü yoksa hani özellikle bir firmada çalıştım diyorsa dökümü de yoksa o zaman şüphe uyanılıyor ve bu yüzden de red verilebiliyor. Diğer bir şey de hani kişinin hani illa bir firmada çalışmış olması gerekmiyor. Hani diyelim ki Türkiye'de çalışmamış olabilir ama diyelim ki kendi firması vardır Türkiye'de. Şahıs firması olabilir ya da kendi limite şirketi vardır, onu işletmiştir yıllarca. Bu durumda hani o şirketin evraklarını koymak gerekir. Hani faaliyet belgesi, vergi levhası, onunla ilgili şirket evrakları. Onlar sunulduğu zaman o da iş deneyimini kanıtlıyor. Ama SGK dökümü yok, hani kendi işi de yok. Bu defa biraz havada kalıyor, inandırıcılığı az oluyor. Zaten red verilince hani ilk satırda şöyle yazıyor. İngiltere'de sizin bu işi yapacağınıza inanmıyoruz ya da bu işle ilgili yeterli iş deneyimi sahibi olduğunuza inanmıyoruz deniyor. Peki şimdi yoğunluk var, çok fazla yoğunluk var Türkiye tarafında özellikle. Hani mesela bir aracı kurum vasıtasıyla gerçekleştiriliyor orada başvurular. Şimdi onların da limiti belli. Oldu işte hani şimdi başvurular tamamlandı, şeyler pardon bütün iş planı tamamlandı, her şey tamamlandı ama
vize için, başvuru için randevu alamama durumları da olabilecek mi bu insanların? Yani herhangi bir Bu şekilde Aralık ayında alınacak olan randevular biterse ne olacak? şu anda randevu durumları kötü değil. Hatta ben sürekli İstanbul'la bağlantıda olduğum için mesela şimdi yeni başvurular yapıldığı zaman Kasım sonuna kadar randevular veriliyor şu an için. Bu Aralık ayında yine başında ya da ortasına yakın diyelim 10-15 Aralık gibi başvuru yapılınca sanırım yine Aralık sonuna kadar randevu alabilecekler. Ama ondan sonrası son dakikaya kalanlar tabii ki randevu olmayabilecek. Büyük bir ihtimalle de olmayacak. Bu defa Ocak ayında olacak randevusu. Bu durumda yine de randevunun verileceğini, hani normal devam edeceğini umuyoruz. Tabii kesin bir şey yok ama büyük bir ihtimalle öyle olur tahmin ediyorum. Bu nedenle hani insanların hiç riski almaması için başvurularını hani son dakikaya değil, son dakikaya kala değil de mümkün olduğunca erken yapmalarını tavsiye ediyoruz. Tamam, başvuruları yaptı arkadaşlarımız, görüşmelerine gittiler, her türlü şey yaptılar, sonuçları bekliyorlar. Sonuç geldi, red aldı. Ne yapacak bu arkadaşımız? Yandı. Şimdi yani red alınabilecek en kötü zamanlardan birisi. Değil mi? Çünkü red aldığı zaman hele şimdi red alırsa Aralık sonuna kadar belki yeni bir başvuru daha yapabilir. Ama en kötüsü tam bir Aralık sonuna son dakikaya doğru bir başvuru yapmış. Ama diyelim ki Ocak ayında, Şubat ayında red almış. Sonucu o zaman gelmiş. O bayağı kötü. Şimdi red alınca normalde iki seçenek oluyor. Birincisi hani itiraz etmek. İkincisi de yeni bir başvuru yapmak. Çoğu kez itiraz etmenin yerine yeni bir başvuru yapmak daha mantıklı oluyor. Ama Ankara Anlaşması bu Aralık sonunda biteceği için yeni bir başvuru yapmasının imkanı yok artık. O zaman bir tek seçenek yazılı itiraz hakkı oluyor. Eskisi gibi mahkemeye gidilmiyor. Bir yazılı itiraz oluyor. Home Office'in kendisi bakıyor. Tabii yazılı itirazda da alma şansı çok düşük. Hani Home Office memuru çok bariz bir hata yaptıysa belki o zaman bir şans var. Onun dışında yani ona da hiçbir el bağlamamak lazım. Çünkü o yazılı itirazda yeni belge kabul edilmiyor. Ne belge gönderdiyseniz, ne evrak gönderdiyseniz ona göre karar veriliyor. İtiraz ederken, aa bu da vardı, bu belgeyi de vardı ama göndermeyi unutmuşum diyemiyorsunuz. Deseniz Evet. bile bir şey ifade etmiyor, o dikkate alınmıyor. Anladım. O zaman yani hani her türlü şeyinin bir kere kesinlikle emin doğru olduğuna ve tam olduğuna emin olduktan sonra belgelerini göndermek en doğrusu. Bence de. Yani şu anda yani dört dörtlük bir başvuru olması lazım. Hani insanlar ha ben olur da red alırsam itiraz ederim diye ona hiç güvenmemesi lazım. Yani son bir şans var ellerinde bu Aralık ayı sonuna kadar. Yani bir tek şans o da. Hani aldı aldı alamadı Ankara Anlaşması hani bitmiş oluyor. Başvurumuzu tamamladık. Her türlü işlemimizi verdik. Randevumuza da gittik. Sonucun gelmesi için ne kadar bir süreç geçiyor yaklaşık? Şimdi Türkiye'den başvurularda 8-9 hafta falan sürüyor. Hani bu da 2-2,5 ay falan sürüyor. Hani şimdi yeni bir Evet. başvuru yapan bir kişi diyelim ki 2 ay sonra, 2,5 ay sonra alabilecek. Bu Aralık ayında da işte öyle bir 2-2,5 ay hesaplamak lazım. İngiltere'den başvurular daha uzun sürüyor. Bu hani 3 ay, 4 ay hatta 6 aya kadar da sürebilir. Home Office zaten her zaman öyle diyor. Evet. Ama genel olarak diyelim hani insanların başvurularını hani mümkün olduğunca erken yaparlarsa iyi olur. Tabii sonucunu da ona göre daha erken alacaklar. Yani bir de vize insanlar için çok önemli bir şey. Hani insanların bazen Tabii. dönüm noktası oluyor. Yani ona göre gelecek planında daha erken işleme sokabilecekler. Hani vizeyi alırlarsa hani süper İngiltere'ye gelmek istiyorlar. Hani o hayalini diyeyim ya da o planını gerçekleştirmiş olacak. Hani alamazsa belki oradaki yaşantısına ona göre kendisine yeni bir plan, yeni bir yol çizmek zorunda kalacak. Diyelim ki güzel bir şekilde başvurusu yapıldı, randevulara gidildi ve vize çıktı. Şimdi bu vize çıktıktan sonra ülkeye bu kişinin ne kadar sürede girmesi lazım? Ve bunun dışında hani biliyorsunuz bir de karantina süreci var bu tarafta. Hani karantinaya girmezden önce gidip işlerini mi halletmesi lazım? Yoksa karantinaya girdikten, bütün işlemler bittikten sonra mı hani Avrupa'ya işte BRP kartını alması için gitmesi gerekiyor bu arkadaşlarımızın?
Şimdi vize verildiği zaman 3 aylık bir vize basılıyor pasaporta. Bu 3 ay içinde İngiltere'ye gitmesi, hani gittikten sonra da orada yapması gereken işlemler var. Şimdi ilk önce tavsiyem bu 3 aylık vizeyi aldıkları zaman mümkün olduğunca en kısa zamanda İngiltere'ye gitmeleri. Yani bu 3 ayın dolmasını beklemesinler. Çünkü ileride uzatma başvurusunda problem çıkabilir o yüzden. Yani sınırlar kapalı değilse, uçaklar çalışıyorsa normal 1 ay içinde falan İngiltere'ye gitsinler. Şimdi gittikten sonra şu anda bir 2 haftalık bir karantina süreci var İngiltere'de. Eğer bu karantina varken gelmişlerse 2 hafta boyunca hiçbir şey yapmasınlar. Yani bulunduğu yerde kalsınlar. Karantina bitince bu defa işlemleri yapmaya başlayabilirler. Yani ilk yapacakları iş zaten bu BRP dediğimiz Biometric Residence Permit kartı, bu vize kartı oluyor. Onu postaneden almaları gerekiyor. Onda böyle 1 yıllık vize basılmış oluyor. Daha sonra işte polis registration var, diğer işlemler var. Bunları yapmaya başlayabilir. Özellikle hani başvurularını bizim de yapmışlarsa, İngiltere'ye geldikleri zaman hani ilk durak bizim ofis olsun zaten. Biz onlara İngiltere'de yapacakları işler, takip etmeleri gereken prosedür, ondan sonra İngiltere'deki iş sistemi, bu İngiliz iş mantığı ve 1 yıl boyunca yapacakları hakkında detaylı bilgi veriyoruz. O kadar farklı bir iş dünyası var ki burada. Gerçekten hani insan zorlanıyor. Hani diyorsunuz ki ben orada işimi zaten çok profesyonel olarak yaptım. Burada yapmamam için bir sebep yok diyorsunuz ama gerçekten hani öğrenebilmeniz belki bir senenizi alıyor. Bir sene son birinci senenin sonunda işte şeyinizi böyle yavaş yavaş müşterilerinizi oluşturabilmeye başlıyorsunuz. Aslında bu işin tam oturması 2 sene 3 seneyi buluyor yani burada. Tamamen sıfırdan bir hayat kuruyorsunuz. Yani İngiltere'deki bu neler yapması gerektiği hakkında uzatma vizeleriydi. Daha sonraki süresiz oturum alma ve vatandaşlık alma konusunda bunları da bir sonraki videomuzda Hemen açıklayabiliriz. İzleyicilere de hazırlanıyorum. yardımcı olabiliriz. Hemen sorularımı hazırlamaya başlıyorum o zaman. Tamamdır. Görüşmek üzere.